Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. İsmim Beril Turhan. Genç bir kadın girişimciyim. Ama bugün bu bulunduğum yerde ve yaptığım işleri yapmamı sağlayan azmimi, cesaretimi, hayata bakış açımı aileme borçluyum. O yüzden size çok kısa ailemden bahsetmek istiyorum. Belki çoğunuzun olduğu gibi benim ailem de Orta Asya'dan Anadolu'ya göç etmiş ve ailemin bir bölümü Kars'tan Kayseri'ye gelmiş. Ailedeki girişimcilere baktığımda anlıyorum ki Kayserilik genlerimize biraz sirayet etmiş. Ama ailedeki şifacı, bilge kadınlara baktığımda anlıyorum ki o Orta Asya'nın şaman ruhunu yanlarında getirmişler. Çok doğaya, doğala, evrene saygılı bir ailede büyüdüm. Anneannem bütün atıklarını metal, plastik, cam, kağıt şeklinde ayrıştıran, bütün sebze ve meyvelerini yıkadığı sularıyla bahçesini sulayan, bu yüzden de bazen bir kilo sebze yıkaması bir saati bulan, bütün meyve kabuklarıyla, sebzelerinin kabuklarıyla, çekirdekleriyle bahçesinde kompost hazırlayıp gübre olarak kullanan ve bunu 80 yaşını aşmasına rağmen hala ısrarla ve sevgiyle yapan, bize de bunu anlatan çok tatlı bir Anadolu kadını, toprak kadını, anneannem. elinde de benim kombuçam. Çünkü evrene saygı sanırım bunu getiriyor. Yani o bilgi, o nereden gelirse gelsin şifa kaynağı, ister Japonya'dan, ister Anadolu'dan, her şeye saygılı oluyorsunuz zannedersem. Gece yarılarına kadar ilmek ilmek dokuduğu halılarıyla okuttuğu üç çocuğundan ortancası olan annem, ailesinden gelen bu şaman ruhunu almış olduğu kimya mühendisliği eğitimiyle çok güzel harmanlamış bir kadın. Bizim evimizden bitkisel ekstraklar, tentürler, böyle enteresan içecekler hiç eksik olmazdı. Bu da bizim buzdolabımızın temsili hali. O zaman Instagram yoktu. 20 yıl evvel yüz analizlerimiz yapıldı. Şüsler tuzları içildi. Hasta olunca İsveç şurupları içildi. Arık sütleriyle kürler yapıldı. Ve biz böyle büyüdük açıkçası. Böyle sabah uyandığımda ki gözlerim 7 numara, gördüğüm tek şey bulanık bir görüntü. Yeşil bir renkle uyanırdım. Ne? Annem evdeki sebzeleri sıkıp bize zorla içiriyor hepimize. Sıkıysa içmeyin. Ve bunları yaparken de çok yoğun çalışan, çok da başarılı bir iş kadını aynı zamanda. Ama annem de beni sanırım en çok etkileyen şey sorunlara yaklaşım biçimiydi. Annem böyle belki birçok insanın kendini içinde kaybedeceği sorunların ortasındayken sorunun içinden bir adım geriye atar ve soruna şöyle dışından bakardı ve çözümü sakince arardı. Çözümleri de genellikle doğada arar ve hakikaten de şaşırtıcı biçimde çok basit ve doğadan çözümler bulurdu. Yani bugün artık bu yaşımda ben hala bunu çok kolay yapamıyorum ama böyle zamanlarda annem ne yapardı diye sormaktan da kendimi tutamıyorum. Ben böyle bir evde büyüdüm. Zannedersem benim başka türlü olmam pek beklenemezdi. Ben de doğayla, doğal ürünlerle aşırı haşır neşir büyüdüm. Ve kendi çocuğumu da böyle büyütüyorum. 2 yaşından beri eline bir parça çöp gelse, anne bu geri dönüşüm mü, normal çöp mü diye sorar. Geri dönüşüm oğlum dediğimde de geri dönüşüm kutusuna atardı. Velhasıl kimya bölümünde okurken bir yandan da anladım ki kimya aslında herhangi bir pozitif bilim olmamakla beraber bana insanı, doğayı, evreni, kainatı, enerjiyi anlatıyor. Mezun olup annemin şirketinde çalışmaya başladığımda bir yandan da bu ezoterik bilgileri araştırmaya, eğitimler almaya, bitkilere, enerjiye, yogaya merak salmaya başladım. Fakat inanılmaz güzel eğitimler almama rağmen yurt içinde, yurt dışında bitkiler, ekstraklar, faydaları o dönem bu kadar kolay değildi bugünkü kadar. Doğal, kozmetik, organik ham maddeler vesaire ve benim bu doğal bitkilerle bir şeyler yapma hevesim kendime, aileme yaptığım kremlerle sınırlı kaldı ve bir girişime dönüşemedi. Ama içimdeki o Kayserili ruh tabii beni biraz dürtüyordu. Kendi işimi yapmak istiyordum. Bir girişimde bulundum bir ortakla beraber. Çok detayına girmeyeceğim. Şöyle oldu, bir gün uyandım ve işim yok. Tam olarak şu durumdaydım.
Bir gün uyandım, işim yok. Kendi işimi yapmak istiyorum, aile şirketime geri dönmek istemiyorum çünkü tatmışım o güzelliği, kendi hayalimin peşinden koşmayı. Tek başıma büyüttüğüm bir çocuğum var ve geçindirmem gereken bir evim var ve zannedersem bunlardan çok daha önemlisi bir fikrim yok. Bu anda belki de o kaosun içerisinde birçok insan yani kolaya kaçabilir ve güvenli bölgesinde aile şirketine geri dönebilirdi. Ama ben şöyle demeyi tercih ettim. Annem ne yapardı? Yine geçemiyorum o bir adım geriye. Annem anladım ki akışına bırakırdı. Aslında bütün olaylar böyledir. Yani kaosa düştüğünüzde, sorunlarla boğuştuğunuzda çözüm aslında önünüzdedir. Fakat onu gördürmeyen, o oyunları oynatan sizin zihninizdir. Akışına bırakmak zannedersem bu konuda yardımcı oluyor birçok zaman. Akışına bıraktım ve cevap geldi. Bundan tam 10 gün sonra bir arkadaşım beni bir gıda etkinliğine davet etti. Hiç alakam olmayan bir etkinlik. Ve o etkinlikte organik ve doğal ürünler üreten ve satan kişiler var. Bir ay evvelinde de kardeşim Amerika'ya taşınmış. Bizim 15 yıldır evde yapıp lıkır lıkır içtiğimiz kombuçanın orada bütün raflarda çılgınlar gibi tüketildiğini bize aktarmıştı. Zihnimde bu bilgi var fakat baktım ki organik ve doğal ürünler satan kişilerde kombuça yok. Dedim ki mutlaka vardır kombuça üreten, neden satmıyorsunuz? Çok bilmiyorlardı, tadını tattıklarında beğenmemişlerdi. Ben de ısrarla dedim ki hayır bu çok güzel bir içecek, lütfen bir üretici bulun ve ondan alın. Ertesi gün benden biraz kombuçamdan getirmemi istediler. Götürdüm. Tadına baktıklarında dediler ki bu şahane bir içecek. Bunu sen yapmalısın ve sen satmalısın. Yapamam, yaparsın derken o günün akşamında hayırlı olsun bir gıda üreticisi doğmuştu. Fakat başta da demiştim ya, bir girişim için yeterli birikimim yoktu. Ben de bu girişimimde bu sefer ilk başta verdiğim, kendime verdiğim o sözü tutmaya karar verdim. Ve doğayı feyz almaya karar verdim. Doğada biliyorsunuz ki sakin bir ısrar vardır. Ha bir orman yıkılacaksa bir fırtına çıkarır, yıkar bütün ormanı geçer ama genellikle sakin bir ısrar vardır. Bir kaya delinecekse oraya yüzlerce, binlerce yıl damlar o damla. Ben de böyle yapacaktım. Minik minik adımlarla geçecektim. Ne kadar minik olduğunu şöyle anlatayım. Noterdi, başvuruydu, bütün masraflarımdan sonra 2 tane 8 litrelik kavanoz, 100 tane de şişe alacak param kalmıştı. Aylık kapasitem de 100 şişeydi zaten. Ve kabul edelim, ayda 100 şişe kombuça satarak hiç kimse dönemezdi. Ama şuramda müthiş bir inanç vardı. Bu işin bir şekilde benim için doğru yol olduğunu anlamıştım. Günlerce, gecelerce çalıştım. Hafta sonu, bayram demeden evde almıştım üretim iznimi. Evde paketleyip, onları el arabasına koyup, yüzlerce kilo koliyi arabamla İstanbul'un her bir yanındaki satış noktalarıma dağıtmaya başladım. Böyle arabam ben Doblo değilim artık diye bağırıyordu. Ardından da o sevkiyatlarımı yaptıktan sonra yeni satış noktaları bulmak için toplantılar yapıyordum. Tabii bu noktada bir sorunum daha vardı. Kombuça Türkiye'de çok az tanınıyordu. Bilmiyorum, kombuçayı duyan var mı aranızda? Süper, harika. Ama gerçekten bu yüzde. Ve ne yapmam gerektiğini o zaman anladım. Kimyagerdim, bilimsel yayın araştırmayı çok iyi biliyordum. Ve bir yandan da doğayı örnek alacaktım. Biliyorsunuz doğa çok paylaşımcıdır, cömerttir. Bütün 4 mevsim size sunar meyvesini, sebzesini, otunu, böceğini, her şeyini. Dolayısıyla ben de elimde ne varsa, hangi bilgi varsa paylaşmaya ve daha çok araştırmaya, bu ürünün neden bu kadar yararlı olduğunu bilimsel bir desteğe, bir sırta dayandırmaya başladım ve tüm Türkiye'yi gezerek atölyeler vermeye başladım. Burada hiçbir ticari kaygı gözetmeksizin atölyelerimde insanlara kombuçayı hem detaylarıyla anlatıyor hem de evlerinde nasıl yapabileceklerini öğretiyordum. İşte orada bir mucize oldu.
O evde 2 tane 8 litrelik kavanozla başladığım maceram evde 50 litrelik 50 tane pardon 20 litrelik kavanoza dönüştü. Sonra oraya da sığmadı. Bir atölye kurdum ve orada 150 tane 20 litrelik kavanoza dönüştü. Bu fotoğraf benim için çok anlamlı. Bakın, dışarısı karanlık ama bende askılı var. Geçen yıl Ağustos ayı çünkü. O gün defalarca sevkiyat yaptıktan ve akşamın bir körü atölyeme geldikten sonra atölyeyi temizlemiştik ve artık bütün inşaat bitmişti. İlk kurulumu yapıyorum. Yarın yap değil mi kurulumu? Yani gece torbaya mı girdi zaman? Yok. O gün yapıyorum. O anda yapıyorum. Çünkü muazzam bir heyecan var içimde. Çünkü evren bana mucizelerini sundu ve ben onu sevgiyle kabul etmiştim. Yüzümdeki mutluluk burada çok flu, belli olmuyor. Ama daha net görüldüğü zaman anlayabilirsiniz ne kadar mutlu ve heyecanlı olduğumu. Şimdi geldiğimiz noktada aylık 6 ton kombuça üretim kapasitemle Türkiye'nin en büyük tamamen geleneksel yöntemlerle kombuça üreten üreticisiyim. 350'nin üzerinde de satış noktam var. Bunu da bu arada aman da ne kadar başarılı oldum diye söylemiyorum. Bunu şunun için söylüyorum. Her ne mesleği seçerseniz seçin, her ne yaparsanız yapın, hayattaki yeriniz, konumunuz, yaşınız ne olursa olsun, lütfen doğadan feyz alın ve doğaya saygılı olun. Bilin ki hayatınızdaki bütün sorunların çözümleri bu kadar basit. Ve bilin ki bütün sorunların çözümleri aslında doğada, evrenin içinde ve evrenin o minicik özeti de aslında sizin içinizde. Teşekkür ediyorum.